Bir petri kabında üremekte olan bir bakteri popülasyonu, p(t) aşağıdaki lojistik diferansiyel denklemi sağlamaktadır. Popülasyonun zamana göre değişim hızı eşittir 2 çarpı popülasyon boyutu çarpı 6 eksi popülasyon boyutu bölü 8000. Denklemdeki t saat cinsinden ölçülmüş olup bakterilerin başlangıçtaki popülasyonu 700 bakteriden oluşmaktadır. Bu popülasyonun taşıma kapasitesi nedir? Büyümenin en hızlı olduğu zamanda popülasyon boyutu nedir? Bu soruları çözmek için ister şu an, isterseniz de videonun ilerleyen dakikalarında videoyu durdurup kendi kendinize çalışmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz önce lojistik diferansiyel denklem ve taşıma kapasitesi ile ne demek istediğimizi daha doğrusu bir hatırlayalım lütfen. Bu soruda bunlarla ne demek isteniyor bir hatırlayalım. Lojistik diferansiyel denklemde ki burada söz konusu olan popülasyonlardır. Evet, bu denklemlerde popülasyonun zamana göre değişim hızı ya da oranı popülasyon çarpı taşıma kapasitesi eksi popülasyonla orantılı olarak verilir. Peki bunun neden çok sık karşımıza çıktığını ve popülasyonları araştırmak için neden faydalı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Popülasyon küçük olduğunda başka bir deyişle çevresel faktörlerin popülasyonu henüz limitlemediğini ele alacak olursak sıfıra çok yakın bir değerden başladığını düşünelim. Bu değer arttığında bunun da küçük bir değer olmadığını varsayacağız. Popülasyonun değişim hızı artar. Öyle değil mi? Size bu denklemin tipik bir çözümünü göstermek için hemen bir grafik çizeyim buraya. Burası popülasyon. Burası da zaman ekseni olacak. Evet, popülasyon küçük olduğunda başlangıçta sıfırdan farklı bir değere sahip olacak. Eğer sıfır olsaydı, değişimizi de sıfır olurdu ve popülasyonumuz asla büyümezdi. Son derece mantıklı değil mi? Demek istediğim, ıssız bir adada hiç tavşan yoksa, bebek tavşanlar da olamaz, öyle değil mi? Ama eğer birkaç tane tavşan varsa, popülasyonun başlangıçtaki değişim hızı, bu arttıkça artacak ama belirli bir noktaya ulaştığımızda, çevre kaç tane tavşan ya da bakteri olacağını limitlemeye başlayacak. Neden diyecek olursanız, popülasyon A'ya yaklaştığında parantezin içindeki değer sıfıra yaklaşacağından değişim hızımız da giderek küçülmüş olacak. Limit durumunda yani P'nin A'ya çok yakın olduğu durumlarda bu arada T'nin de sonsuza yaklaştığını düşünebiliriz, değişim hızı da sıfıra yaklaşır. Bunu da popülasyonun taşıma kapasitesine doğru asimptot yapacağı olarak yorumlayabiliriz. Bahsi geçen a'nın taşıma kapasitesi olduğunu da hemen belirteyim. Sorulara geçelim mi? İlk soruyu farklı şekilde cevaplayabiliriz. Bunlardan biri bize verilen lojistik diferansiyel denklemi bu forma getirmek ve a'nın ne olduğunu bulmak. Diğer yolda ise t sonsuza giderken ne olacağını düşünebiliriz. Başka bir deyişle t sonsuza giderken burası sıfıra yaklaşacağı için bu diferansiyel denklemi sıfır yapan p değerlerinin hangileri olduğunu bulmaya çalışabiliriz. İki yolla da yapalım mı? İlkinde bunu bu şekilde ifade etmeye çalışacaktık. Aslında birbirlerine çok da yakınlar ama burada p bölü 8000 var. Bunu eğer eksi p'li bir hale getirebilirsek işimiz tamam olacak. Bunu 8000'le çarpıp bunu da 8000'e bölersek ifadenin değeri değişmez. Evet, bunu 8000'e böleceğiz. Tamam, hemen yazıyorum dp eşittir 2 bölü 8000 p bölü 4000 eder. Bir de bunu 8000 ile çarparsak 6 çarpı 8000 48000 eder. Eksi p bölü 8000'i 8000 ile 8000 çarpınca da p elde ederiz. İşte bu kadar. İfadeyi bu hale getirince de a'nın yani taşıma kapasitesinin 48000 olduğunu görüyoruz. Burası 48000'miş. Az önce de söylediğim gibi taşıma kapasitesi için bir de t sonsuza giderken ne olur şeklinde düşünebiliriz. t sonsuza giderken burası sıfıra yaklaşacağından değişim hızı da sıfır olur demiştik. Peki bu sıfıra yaklaşırken p'ye ne olur? Bu denklemi çözersek 2p çarpı 6 eksi p bölü 8000 eşittir 0 ne olduğunu bulabiliriz. Türevi 0 yapan 2p değeri var. Birincisi bunun 0 olması sonucu gerçekleşir ve bu da popülasyonun sıfır olması anlamına gelir. Diğeri ise bunun sıfır olması sonucu. 6 eksi p bölü 8 binin sıfıra eşit olmasından bahsediyorum şu anda. Bunu p bölü 8 bin eşittir 6 olarak yazabiliriz. İki tarafı da 8 bin çarpınca p'yi 48 bin olarak buluruz. Sonuçların aynı olduğunu fark ettiniz mi? Sıra geldi ikinci soruya. Bize büyümenin en hızlı olduğu zamanda popülasyonun boyutu nedir diye sormuşlardı. Bu kısımda değişim oranı artıyor ancak taşıma kapasitesine yaklaştıkça değişim hızının da yavaşlamakta olduğunu görüyoruz. Bu durumda maksimum değişim hızı ya da oranı buralarda bir yerdedir diyebiliriz. Ancak bunun tam olarak ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Orijinal lojistik diferansiyel denkleme geri dönelim. Değişim hızı bir fonksiyon hatta popülasyonun bir fonksiyonu öyle değil mi? Bu ikinci dereceli bir denklemdir ve çukurluğu da aşağı yönlüdür. Hemen çizeyim. İşte böyle. Evet, eğer değişim hızının grafiğini çizmek isteseydik, bu eksene dp dt'yi koyalım. Buraya da p'yi. Popülasyon küçükken başlangıç popülasyonu neydi? 700, öyle değil mi? Evet, popülasyon küçükken dp dt de küçük. Ama artmaya başlıyor ve bir noktada e, azalarak sıfıra yaklaşmaya başlıyor. Ve bu popülasyonun taşıma kapasitesine yaklaşmasıyla aynı durum. Demek istediğim buradaki değer popülasyonun taşıma kapasitesidir. Anlaştık mı? Buna dayanarak eğer buradaki maksimum değerin ne olduğunu bulabilirsek sorumuzun cevabını da bulmuş olacağız ve bunu farklı şekillerde yapabiliriz. Kalkülüs ve cebir kullanılabilir ya da bunun gibi soruları çözmek için kullandığımız araçlardan faydalanabiliriz. Bu noktanın kolları aşağı doğru olan parabolün tepe noktası olduğunu siz de fark etmiş olmalısınız o halde tepe noktasının ne olduğunu bulabiliriz. Ve tepe noktası da bu parabolün sıfırlarının tam orta noktasıdır. Bunu sıfır yapan p değerlerini az önce bulmuştuk. Maksimum noktası da bu değerlerin orta noktası olacağına göre, değişim hızı popülasyon sıfır olduğunda ve a yani 48.000 olduğunda sıfır, ve bu iki değerin orta noktası yani değişim oranının maksimum değeri de 24.000'dedir buraya da 24.000'i not edelim. Sonucu buradaki ikincili dereceli denklemin maksimum noktasını bularak bulduk. Maksimum noktası sıfırların ortasında olduğundan ve sıfırlarda 0 ve 48.000'de gerçekleştiğinden dolayı 24.000 aradığımız maksimum değer olacak. Bu tarz problemler ilk başta çok göz korkutucu olsalar da önemli olan bunun ne anlama geldiğini hatırlayıp değişim hızını popülasyonun bir fonksiyonu olarak düşünmektir taşıma kapasitesinin de t sonsuza giderken olan şey olduğunu ve bu durumda yani t sıfıra giderken değişim hızının da sıfıra yaklaştığını aklınızdan çıkarmayın. Son olarak eğer bu sıfıra yaklaşıyorsa popülasyon hangi değere yaklaşıyordu şeklinde düşünmeyi hatırlayın.